Merhaba, Kariyer Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Serdar Bey var. Serdar Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şu aşamada bugün geldiğimizde ofis olarak hangi alanlarda ağırlık olarak çalışıyorsunuz? Belli alanlara ağırlık veriyor musunuz? Yoksa hukukun her alanında hizmet sağlıyor musunuz? Ve hani bu alanları seçmenizin özel bir sebebi var mıdır halihazırda çalıştığınız alanların? Özellikle burada genç meslektaşlara tavsiyeleriniz olabilir mi hatta? Tabii özet olarak geçtim. Belki Paxo'ya gelmeden önce o ilk deneyimi anlatmamda fayda var. Bir 9-10 yıllık o ortaklığım içerisindeki Paxo olmadan önceki ortaklıktır o. Yani 88-89 ile 97 arası. O zaman zaten yaptığımız konularda bugün iş dünyasının ihtiyacı olan yani bildiğimiz konular. Yani ben bir dava avukatlığından aslında Amerika'daki deneyimden sonra da Türkiye'ye geldiğimde ve o dönemde Türkiye'de yabancı yatırımların artmakta olduğu, Türkiye'nin dışı açıldığı, kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçtiği bir dönem olduğunu görürseniz veya hatırlarsanız veya tarih bilgilerinden siz diyeyim öyle çok genç olduğunuz için aklınızda bulundurursanız benim için böyle bir fırsat doğmuş oldu. Yani sadece adliyedeki dava avukatlığı yapmak yerine aynı zamanda işte transaction avukat, yani transaction lawyer dediğimiz bugün hukuki işlemlere müşavirlik yapabilecek, danışmanlık yapabilecek bir şeyin de önümde bir yol var. İngilizce'de bildiğim için bunun değerlendirmek istedim. Ve bu ilk şeyde bu imkan doğdu yani şirket birleşmeleri, banka, finans vesaire ufak ufak o yıllarda daha yeniydi yani 90'ın başları diyelim. 97'ye kadar bu böyle devam etti. Dolayısıyla Paxo'yu 1997'de kurduğumda 1997-2024 demek ki 27 yıl evet 3 yıl sonra 30'u dolduruyoruz. Ben de o zaman 35-36 yaşlarında olmalıyım şimdi hesabımı. Siz daha benden hızlı yapabilirsiniz. Yani genç sayılırım. Paxo'nun da kuruluşunda 10-15 kişilik bir avukat kadrosu vardı o tarihte ilk kurulduğunda. Yani görece olarak küçük sayılabilecek. Ve ben onların içerisinde en tecrübeli olan kişi olarak hani amiyane tabirle her şeyi yaparız abi. M&A'de yapan, proje finansmanı da yapan, capital market, sermaye piyasaları hukuku da yapan bir avukat olarak ne diyeyim böyle bir kendimi her şeye koşturan ve yoran bir kişi oldum. Gerçekten yanımda iyi bir kadro vardı. Ama bu iş böyledir biliyorsunuz. Sizin daha tecrübeli olduğunuzu veya yaşınızın daha ileride olduğunu gördükleri için size ilk önce gelirler. Ve benim tecrübem evet daha fazlaydı. Paxo'nun kurucusu olarak da öyleydi. Ve dolayısıyla her şeyi o dönemde deneyimlemeyim ne diyeyim zorunluluğunda kaldım. Yani bu bir tercihten öte bir zorunluluktu. Yani başarılı olmak için evet Paxo'nun o zaman idealim hani full service Paxo'nun hemen her alanda iş yapabilecek bir hukuk bürosu olabilmesiydi. Ama ana olarak yaptığım şeyler tabii ki dava avukatlığı hiçbir zaman bırakmadım. Ondan sonra ve dönemler bunda etkili oldu. Tabii ki şirket satın almaları, birleşmelerin bir ara yoğun olduğu dönem oldu. Sonra bir baktım sermaye piyasaları hukuku o konuda hani halka arzlar, IPO dedikleri ilk yapılanlarına şahit oldum, içinde yer aldım. Böyle bir şansım da doğdu. Tofaş'ın halka arzında çalıştım mesela. Bunları sıralarsak yani böyle bir şeylerin ilk yapıldığı dönemlerdi Türkiye'de onlar. Ama rekabet hukuku yoktu. Sermaye piyasası hukuku diyeyim emekleme çağındaydı. Evet. Yurt dışından geldikleri zaman yabancılar biz de bir şey bilmiyorduk. Sermaye piyasası hukukuna gidip soralım diyorduk. Hep beraber gidiyorduk. Onlar da bir şey bilmiyordu. Peki o bilgiyi nereden alıyordunuz? Hakikaten benim de en çok merak ettiğim şeylerden biri işte. Dediğiniz gibi Türkiye'de böyle bir bilgi yok, kültür yok, yerleşik bir pazar pratikleri yok. O bilgiyi o zaman nereden alıyordunuz kendiniz? Hani yurt dışından kaynaklardan mı pratikleri öğrenmeye çalışıyordunuz? Yoksa bir şekilde kurumlarla o dirsek teması dediğiniz gibi SPK ile belki dirsek temasıyla onlardan biraz da öğreniyordunuz. Belki onlara bir şeyler anlatıyordunuz. O şekilde mi ilerliyordu? Yani yabancılardan da çok şey öğreniyorduk. Tabii şimdi müvekkillerimiz olmaya başladığı zaman yabancılar geliyorlardı. Anlatıyorlardı. Yani bir IPO'nun iki pazarda aynı anda yapılıyor olması hem Türkiye'de hem yurt dışında. Türkiye'de hiç deneyimlenmemiş bir şey. Anlattıkları zaman SPK'da bu iş yapılmaz. Bizde şey yok, altyapısı yok. Onlar anlatıyorlardı. SPK'ya gidiyorduk. SPK dinliyordu. Evet bunun yolunu açalım diyordu. O zaman ilke kararları veya yeni yönetmelikler çıkartılarak yapılıyordu. Kaynaklar sınırlıydı. Yani bizim en büyük zorluğumuz işte. Bugün olmayan internet.
Orada herhalde benim kendi kişiliğimden gelen bir şey, araştırıcılık ve bir şeyi sorgulama, şüphe etme, doğrusunu bulma. Yani bir peşinden koşardım. Hani araştırmacı, gazeteci gibi araştırmacı, hukukçu. Her şeyi okumaya çalışırdım, bulmaya çalıştım. Kitap alırdım, kitap isterdim. Yurt dışı örneklerini tanıdığım avukatlardan rica ederdim, gelirdim ve bunlardan yararlanırdım. Çok güzel. Aslında şeyi soracaktım ben de size. Yani avukatlık sadece dava açmak mıdır, icra takibi yapmak mıdır diyecektim ama aslında bunu da cevaplamış oldunuz. Aslında diğer tarafta çok geniş bir alan var. Avukatlar olarak takipçi olabileceğini yapabileceğimiz, hukuk sürecini sürdürebileceğimiz bir sürü iş kolu var. Ve siz zaten bu alanda çok ciddi bir şekilde hali hazırda mesai harcamaktasınız. Peki şunu sormuş olduk o zaman o noktada. Dediğiniz gibi biraz da transaction sözleşme taraflarında, işlem yani operasyon taraflarındasınız. O zaman sizin çalışma arkadaşlarınız, ofisinizdeki diğer avukat meslektaşlarımız, onlar günlük günlerini nasıl geçiriyorlar? Yani günlük pratikleri neler, günlük bazda neler yapıyorlar? Yani biraz Paksoy anlatacak olursam, o zaman bugün hani geldiğimiz noktada 27 yıl içerisinde dediğim gibi 10 kişilik küçük bir kadrodan bugün 80'e yakın avukat var. 12 tane partner, hani ortak dediğimiz kişi var. Bu 80 kişi ve toplam bir de yanlarına support staff dediğimiz destek kadrosunu koyduğumuzda değişik birimler var tabii ki. İK'dan tutun muhasebeye, finans işte gibi, IT gibi. Bugün 100 kişinin üzerinde bir kadro, büyük bir kadro. Bunlar nasıl zamanlarını geçiriyor? Şimdi destek kadroyu bir kenara bırakacak olursak, stajyerler var, avukatlar var, partnerler var. Her birinde tabii ki farklı görevler var. Avukatlar dediğimiz zaman juniorlar var, midler var, seniorlar var. Partnerlerde de farklı kullanmalar var ve farklı uzmanlık alanları var. Avukatlar vakitlerini tabii ki seviyelerine göre olan işlerde de çalışarak geçiriyorlar. Yani junior, mid ve senior dediğimizde tanımlanmış görev tanımları var. Yani uzmanlık alanından farklı olarak asgari bir junior'dan, mid'den ve senior'dan beklenen performans veya beklenen görevler nelerdir? Biz bunları büro kurallarımız içinde seneler önceden beri ifşa etmişiz, açıklamışız. Bir junior avukatın yapacağı, hep onu söylüyorum, 3 yıla kadar biz de junior avukattık. Yani genç avukat, kıdemsiz. Mezun oldu, stajı da bitirdi diyelim. Hadi stajı da dahil edebilirsiniz, 4 yıl. Bu 4 yıl içinde ne yapabilir? Bir tek bir şey bekliyoruz diyoruz. Çalışın. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Ve her şeyi yapmakta özgürsünüz. 4 yılın sonunda buradan gidebilirsiniz de. Meslekte kendinizi tanıdığınız yıllar. Belki avukatlığı sevmeyeceksiniz. Belki başka bir alana girmek isteyeceksiniz. Hani biz 4 yıl size borçluyuz. Siz alacaklısınız. Bir şey öğretmekle borçluyuz. Siz sadece bize sorun ve sadece çalışın. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Yani bu 4 yılın sonunda da gelseniz bana Serdar Bey veya başka bir ortaya, Togan Bey ben ayrılmak istiyorum, başka bir yola girmek istiyorum deseniz başımızın üstünde yola. O 4 yıl böyle değerlendiriyoruz. Çünkü dediğim gibi 4 yıl insanın meslekte kendini tanıdığı yıllar. Ondan sonra tabii MİR'e geçtikten sonra artık belli bir kulvara girmiş oluyorsunuz. Belli bir alanda kendinizi, ne diyelim, artık uzman demek lafını da çok sevmiyorum ama daha çok iş yapmış oluyorsunuz. O konulardaki beklentiler farklı oluyor. Yani artık bir araştırma yapmak, sadece bir konuyu okuyup raporlamak veya bir tercüme yapmak konusunda, yani kıdemsiz junior bir avukatta, avukatken yaptığınız işlerden farklı konuma geliyorsunuz. Artık yavaş yavaş sizden daha gençlere bir şey öğretir duruma da geliyorsunuz. Seniorlıkta bu çok daha farklı. Yani kıdemli avukatlıkta daha farklı bir konumda. Bunların yılları da işte 4 ile 6, 7. yıllar mid dersek, onun 7'den sonraki yıllar daha kıdemli avukat, senior avukat dediğimiz yıllar. Ve orada artık bir proje yönetebilir vaziyete geldiğiniz varsayılıyor ve bu beklentiler şey yapıyor. Proje yönetmek nedir? Eğer bir satın alma birleşmeden bahsediyorsak, küçük bir grup oluşturulmuşsa, bir hukuki inceleme yapılacaksa, hukuki incelemeyi yapan genç avukatlara liderlik etmek, onları kontrol etmek, hazırladıkları raporu mesela okumak, hatalarını görmek, öğretmek, eğitmek. Yani bir senior avukat, kıdemli avukat ve onun üstü ortak avukat diyelim, çok ciddi bir şekilde aynı zamanda eğitmek ve öğretmekle bizim beklentimiz Paksoy'da bu. Biraz önce söylediğim, gençler aslında alacaklı, bizler borçluyuz diyoruz. Biz vermekle mükellefiz. Hele ilk yıllar bunu katıksız bir şekilde uygulamak için elimizden geleni yapıyoruz.
Hani mükemmel miyiz? Değiliz ama en azından kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki biraz farklı bir konuya geçeyim. Hepiniz sizin de bildiğiniz gibi işte özellikle genç meslektaşlar ki sayıları çok çok fazla. Zaten bu sayı fazladan kaynaklı çok ciddi bir stres yaşıyorlar, bir kaygı yaşıyorlar mesleki. Siz de benzeri bir kaygıyı o yıllarda yaşadınız mı? Çünkü o zaman baktığımızda aslında rakam biraz daha çok ciddi bir şekilde azdı. Bugün yaşıyor musunuz bir de ve bunlarla nasıl başa çıktınız veya çıkıyorsunuz şu anda? Kaygı yaşamamak mümkün değil yani. Bugün de yaşıyorum. Muhtemelen 40 yıl önce çok daha fazlasında yaşıyordum. Onu da yaşamak da lazım yani. O bir zaten kaygı, heyecan, korku, endişe, başarılı olma. Bunlar o kadar birbirine yakın şeyler ki. Doğal olarak yani bu çok yıl önceden bahsettiğimiz için şimdi hatırlamam mümkün değil ama tabii ki bir başarılı olma, bir şey yaratma ve o yolda yürüme gibi kaygılarım. Maddi kaygılar da bunun içinde olmak üzere. Çünkü bir yerden bir şey devralmadım, kendim kurdum. Her ne kadar 4. kuşak hukukçu olmama rağmen. Evet, büyük dedem, babam, ben. Büyük dedem ve dedem ki ben görmedim, tanışmadım her ikisiyle de. Cumhuriyet öncesi. Tamam, yani Osmanlı'ya kadar gidiyor o zaman. Cumhuriyet öncesi, tabii Cumhuriyet öncesi. O zamanlar avukatlık yok. Kadıymış, ikisi de kadıymış. Dedem, yani büyük dedem değil, dedem, büyük dedem tamamen kadılık yapmış. Dedem, Cumhuriyet döneminin bir süresinde sadece barodan, Kocaeli Barosu'ndan ruhsat çıkartmış. O kadar ama avukatlık yapmamış, o da kadılıktan emekli. Ben dedemi de tanımadım. Enteresan da babam hukukçuluğu aslında ilk seçmemiş, ilk şeyi subay. Yani hatta Polatlı'da, Ankara'ya yakın Polatlı Füze Okulu'nda öğretmenlik yaparken yapıyor, emekli oluyor. Hani albaylık, binbaşılıktan emekli olmuş. Ben babamın hukukçuluk dönemini bilirim. Allah Allah. Evet, ben babamı hiç subay tanımadım. Geç evlenmiş, geç baba olmuş. Yani 1962 doğumluyum dedim. Babam da 1962'de avukat olmuş. Allah Allah, direkt. Direkt. Kariyer değişikliğine gitmiş. Kariyer değişikliği. 40'ından sonra kariyer değişikliği yapmış. Dolayısıyla neyse, lafı uzatmayayım. Yani 4. kuşak oluyorum değil mi? 2, 3, 4. 4. kuşak okuyacağım. Ama hiçbir arada bağlantı yok. Yani Paksoy bir yerden gelip bir yere bunu kaygıyla da bağlayayım. Dolayısıyla başladığım yerde bir babamı da 17 yaşımda kaybettim. Yani liseyi bitirdiğimi, hatta hukuka girdiğimi de görmedi. Hukuk fakültesine girmemi çok istemişti. Dedem de onun istemiş. O da subay olduğu için dedem ona küsmüş. Sen, bizim ailede hep hukukçu var. Sen niye hukukçu olmadın? Subaylık nereden çıktı falan diye. O onu görmemiş. Babam beni görmedi. Ondan sonra çocuklarım bana ben erken baba oldum. Büyürken soruyorlardı. Ne olalım? Ne olursanız olun. Bana sormayın. Bizim ailede böyle bir kurs var. Bu zincir kralı. Yetenekli bir alanınız varsa piyano çalın, şarkı söyleyin. Olmadı. Büyük kızım avukat oldu ama benim telkinlerimle değil, kendi seçimiyle. Gerçekten bu ciddi bir doğru bir hikayedir. Hani nükte olsun diye anlatmıyorum. Bir böyle bir şey telkinim olmadan ki ikinci kızım o hukuku seçmedi. Yeter dedi. Bir tane yeter sizin ailede, bizim ailede. Evet. Artık 5. kuşak hukukçu da var ailede. Var. Peki şunu sormuş olayım. Mesela bugün geldiğiniz noktaya baktığınızda bunu planlamış mıydınız? Yani işte 40 yıl önce gittiğimizde, hukuk fakültesine girdiğinizde veya mezun olduğunuzda ben 40 yıl sonra bu noktada olmak istiyorum demiş miydiniz? Yoksa işte hayat bir şekilde sizi bu noktaya sürekli de getirdi mi? Yani öyle diyebilirim. İkincisini söyleyebilirim. Yani çok büyük planlar, büyük masraflar. Hani biraz yolda belli oldu. Elime gelen işi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Yani dava avukatlığı yaparken de öyle o ilk yıllarımda. Büyük iş, küçük iş hiç ayırmadan her işi en büyük ciddiyetle, bugün de aynı şekilde en büyük ciddiyetle yaparım. O girdiğim zaman da önüme gelen fırsatları değerlendirdiğimi söylemeliyim. İngilizcenin çok büyük yani önemini her zaman biliyoruz. Bugün de, o zaman da vardı. Onu her zaman geliştirmeye çalıştım. Yani ben bir kolej mezunu olmadım ama İngilizceyi iyi konuşurdum ve bunu her zaman üstüne koyarak ilerledim. Bugün de hala büroda bunun altını çizerek söylüyorum. Bunu sadece İngilizceyle değil, Türkçe dil olarak söylüyorum. Yani kendi ifade etme anlamında söylüyorum. Konuyu dağıtmış olmayayım ama hani avukatların kullandığı en önemli şey nedir? Dildir, yazıdır. Bunu iyi kullanmak lazım, veciz kullanmak lazım. Bunu yapabilmenin yolu da bu okumaktan geçiyor ve yazmaktan geçiyor. Yani bir cerrah nasıl bir
neşteri kullanıyorsa siz de bunu yapacaksınız. Yoksa bu mesleği icra edemezsiniz. Başarılı şekilde icra edemezsiniz. Ama tek o mu diyeceksiniz? Değil. Çünkü hukuk sadece hukuk değil. Evet. Hukuk çok geniş bir şey. Ve açıkçası hukuk, siz sormadınız, ben söyleyeyim. Ben hukuku, hani çoğu bilmeyen kişinin düşündüğü gibi ezber veya bir hani hukuk ezberle geçer denilen bir ifade vardır. Kesinlikle katılmam. İyi bir hukukçu, iyi bir matematikçidir derim. Çünkü aslında bir algoritma yaratıyorsunuz. Kendi içerisinde tutan bir sistem yaratıyorsunuz çoğu zaman. Matematik kafanız yoksa veya matematik ilginiz yoksa iyi bir hukukçu olmaz mümkün. Kesinlikle. Bunu hatta bunu yolda gelirken de buraya arabayla geldiğimi söylemiştim size. Düşündüm. Bizim bu arada bir oda eğitimler verilir ve geçen sene biz Boğaziçi Üniversitesi'nden bir matematik profesöründen matematik ve hukuk bağıntısı ile ilgili eğitim verdik. Çok güzel. Bir 3 aya yakın. Her sene de bunu tekrar ediyoruz. Yani matematikle hukukun bağlantısına inanmayan veya bunu anlamayan, idrak etmeyen bir hukukçunun ben nacizane kendi şeyimi söyleyip başarılı olması mümkün değil. Matematik derken sayılar veya hesaplama demiyorum. Yani 2 artı 2 eşittir 4'ten bahsetmiyorum. Hani teoremlerden bahsediyorum. Matematikle hukukun ilişkisinden bahsediyorum. Ve bunun hatta okumak isteyenler için Google'a girsinler, Mathematics and Law desinler, çıkan makaleleri şöyle bir görsünler. Aradaki bağlantıyı ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Aslında orada ben de bir ekleme yapayım. Hani biz bir yazılım geliştirirken tabii yazılımda dediğim gibi bir algoritma tasarlıyorsunuz ve o algoritmada farklı senaryoları düşünmeniz lazım. Yani ben bunu yaptığımda ne olacak, bunu yaptığımda ne olacak diye. Aslında baktığınızda bir sözleşme hazırlarken de tam aynısını yapıyorsunuz. Yani bu senaryolarda ne olması gerekiyor? Ben bu senaryoları önceden düşünmeliyim kısmı hakikaten aynı bir yazılımcının nasıl matematiksel bir şekilde, nasıl bir algoritmik bir şekilde düşünüyorsa bir hukukçu olarak siz de aynısını orada yapmak durumundasınız. Bu arada bir soru daha sormuş olayım. İngilizce dediniz. Ben gene işte bir üstadımızla tabii çok çok önemli bir üstadımız. Herhalde şu an 80 yaşı vardır kendisinin. Bana şey demişti, mesleğe atıldığında meslekte İngilizce bilen avukat sayısı işte 5 veya 10 taneydi. Yani daha fazla değildi demişti. Sizin zamanınızda mesela siz mesleğe atıldığınızda İngilizce bilinirlik veya işte bunu bilen insan sayısı kaçtı, bir tahmininiz var mıdır noktada? Sayı olarak bilmem mümkün değil ama daha az olduğunu söylemeliyim. Bugünkü gibi yurt dışına gitmek, orada okuyup buraya gelip hukuk yapmak, ondan sonra master gibi imkanlar hemen hemen parmakla gösterilirdi. Yani işte şu yaptı, bu yaptı, o gitmiş Amerika'da yapmış falan gibi. Daha çok da Amerika. Bugün Avrupa'nın hemen her şehrinde de yapılabiliyor. İngilizce çünkü. Oralarda da eğitim veren yerler var. Tabii ki lisan önemli. Belki lisana daha sonra da geliriz. Önemini vurgulamak açısından İngilizce lisanının, hani uluslararası hukuk yapmak istiyorsanız tabii ki dava avukatlığı da insana tatmin eden yerel avukatlık diyelim, hani daha ülke içinde tamamen belli konulara kendinize atfettiğiniz hukuku yapabilirsiniz. Bunda bir şey, para da kazanırsınız, başarılı olursunuz. Hani o da bir hukukçuluk. Hani bugün söyleşinin konusu uluslararası hukukçuluk, yabancılarla çalışma herhalde ana temasının içinde bu oldu. Beni de davet ettiğiniz bu sebeple olduğunu düşündüğüm için o konuya hep İngilizce üstünden ilerliyoruz. Yoksa hani İngilizcenin burada belki hukukçulukla direkt bir alakası yoktur da diyebilirsiniz, hukukçuluğu başka türlü yapmak istiyorsanız. Bu arada hukukla hani matematik bağlantısını söylerken hani biraz kendimi daha iyi ifade edebilmek için çok önemsediğim bir konu çünkü. Yani sen de onu mantık olarak görmek lazım. Yani hukuk ve matematik, hukuk ve mantık veya yöntem. Hatta yeni ben şey yaptım, kitapçılarda bu gördüm ve edindim. Bunun okunmasını genç hukukçulara, bilmiyorum siz de okumadıysanız, not alırsanız çok memnun olurum. Rahmetli Rona Serozan'ın bir kitabı, Hukukta Yöntem Mantık isimli kitabı. Hukukta Yöntem Mantık. Bu bahsettiğim konuyu anlatıyor. Yani bir hukukçunun bir dilekçe yazarken veya bir sözleşme hazırlarken veya bir rapor hazırlarken, yani rapordan kastım bir mütalaa diyeyim ben ona, bir mütalaa hazırlarken nasıl bir insicam, kompozisyon izlemesi gerektiği, işte tümden gelim, tüme varım, bir sürü metodoloji var. Yani yabancıların reasoning dedikleri şey, muhakeme, akıl yürütme. Türkçesini ben artık öyle diyorum. Akıl yürütme. Bu çok önemli. Yani hukuku bilmeniz
tek başına hiç yeterli değil. Bugün bilgi o kadar kolay ulaşılabilecek bir durumda ki. Hukuku bileceksiniz, bunu ondan sonra çok iyi aktarabilecek durumda olacaksın. Bunu bir matematik kafasıyla işte akıl yürüterek, muhakeme ederek yapacaksınız. Yani iyi bir hukukçu olmanın şeylerini, şifrelerini konuşacak olursak aslında hani bunun yabancılara avukatlık yapmanın ötesinde bir konu olarak da şey yapacak olursak aslında derin konular burada geliyor. Hatta bizim büro içerisinde bir yine de herkese tavsiyeler diye benim kendim şahsen kaleme aldım. Kendi mesleki tecrübemden kalkarak 2 yıl önce PowerPoint şeklinde kaleme aldım. 25 tane. Sonra 26'ya çıktı o. İngilizce olarak hazırladım. Sonra Türkçe'ye çevirdim. Genç avukatlara, hatta sonra parantez açtım. Genç olmayanlara da diye. Yani kıdemlere. ne dedim? 25 öneri. Bunların bir tanesi gelirken de yanıma aldım. Mesela bunun ya yabancıya veya Türkiye hukukçuluk veya danışmanlık yapmakla alakası yok. Avukatların meslek hayatlarında kullandıkları 5 tane dedim. Bu bir tanesi yani o 25-26 öneriden 5 tane önemli araç vardır. Bir bilgi hukuk fakültesinde öğrendiğimiz ve aslında her zaman da geliştirmek, takip etmek zorunda olduğumuz. 2 eleştirel düşünme, sorgulama. Yani şüphe etme. Hatta biz bir ara onu slogan haline getirmiştim ben büro içerisinde bu eleştirel düşünmeyi. İngilizce çok kullandığımız için bizim büroda İngilizcesinden şey yapacağım. DCV diye kısalttık. Distrust, Control and Verify. Yani şüphe et, sorgula, kontrol et ve doğrula, teyit et. Yani Medeni Kanun 2. maddesi dürüstlük kuralından bahsediyorsak bile 2. maddeyi al, MK2 tekrar oku, üstünde düşün. Her seferinde farklı bir yönünü göreceksin. Veya onun yanlış olabileceğini düşün. Onu sorgulayarak bak. Daha başka boyutlardan görmeye çalış. Bu ikincisi de dedim ya 5 tane araç vardır. Bilgi dedim, eleştirel düşünme dedim. Üçüncüsü değerlendirme veya araştırma. Devamlı araştırmak ve o araştırmayı da geniş tutmak zorundasınız. Sonunda bu matematikle olan, bağlantılı olan muhakeme etme var. Yani mantık veya akıl yürütmek var. Bir de beşincisi, sonuncusu sözcükler. Kullandığımız kelimeler. Üslup, kompozisyon adına ne derseniz. Bizim bürodan arkadaşlarım dinleyecek olursa, Serdar Bey bizim kafamızı şişirmekle şey etmedi. Bir de Cem Bey'in kafasını şişirmek. YouTube'dan herkesin kafasını aynı konuda şişiriyor. Çünkü devamlı tekrar ettiğim şeyler bunlar benim büro içerisinde. Kafayı şişirmeyi bir kenara bırakın. Bilakis ya onu bir acaba alabilir miyim diye düşünüyorum şu anda. Size hemen veririm. Çok sağ olun. Tabii çok nazik. Peki başka bir soru sormuş olayım. Yine yani bizim meslekle ilgili temel problemlerden biri kurumsallaşma, daha ziyade kurumsallaşamama. Yani sektördeki birçok hukuk bürosu çok butik kalıyor, küçük kalıyor, kurumsal bir kimlik kazanamıyor ne yazık ki. Tabii bunun birçok sebebi var muhakkak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kurumsal bir büroya giden yol nedir? Bu konuda ne gibi özelliklere sahip olmak lazım? Nelere dikkat etmek gerekir? Vesaire. Yani kurumsal büro dediğimiz şey nedir? İlk önce onu bir düşünelim. Avukatlık tabii bireysel bir iş. Bireysel bir iş. Tek başınıza yapabilirsiniz. One man show yaparsınız. Öyle yapan bir sürü de avukat. Bunu şey anlamında söylemiyorum yani bir farklı gözle gördüğüm anlamında değil. Nasıl bir seçim yaptığınızla alakalı bir şey. Yani İstanbul'da avukat yapıyorsanız eğer farklı alanları içinizde barındıran bir hukukçuluk yapıyorsanız bir kere bir ekibe muhtaçsınız. Bir ekiple çalışmak zorundasınız. Bu ekibin işini bilen kişiler olduğunu, tecrübelerinin olduğunu varsayacak olursanız bu giderek kadronuzun da genişlemesi gerekiyor. Çünkü bu böyle yukarıdan aşağıya gelen bir çalışanlar grubu. Yani kurumsallaşma buradan başlıyor zaten. Yani siz eğer bir ekiple ve bir çalışma arkadaşlarıyla, meslektaşlarınızla bir araya gelerek çalışıyorsanız, bir grup oluşturmuşsanız işte bunun yapmanız gereken belli şeyleri var. Yani hem bu kadar kalabalık olup ondan sonra da ben tek başına çalışan bireysel bir avukatmışım gibi hareket edecek olursam veya gerekli olan bir takım
ve doğruları grubunuzun içinde uygulamayacak olursanız o zaman başarısız olursunuz. Yani mahkumsunuz daha doğrusu başarısız olmaya. Kurumsallaşmak dolayısıyla oradan geliyor. Bir ekip çalışmasının içerisinde işte o kurumsallaşmak gerekiyor. Yani one man show'da çıkıp yönetimin paylaşıldığı, yani bir şirketteki gibi insan kaynaklarının, efendim finansın, eğitimlerin, IT'nin, farklı işini bilen kişilerin, ehil kişilerin elinde olduğu, bazı konuların gerektiği yerde outsource edildiği, organizasyon şemasının olabildiğince şeffaf olduğu, kuralların belirlendiği ve bu kuralların bir iş yeri kuralları, bir ofis manueline A'dan Z'ye yansıtıldığı ve zaman içerisinde bunların güncellendiği, yeni gelişmelere göre, bugün teknolojiden bahsediyoruz, işte onun getirdiği farklı uygulamalar, farklı çalışma alanları da olabiliyor. Bunlara göre de bu ofis kurallarınızı yeniliyorsunuz. Yeni kuşakların meslek hayatına girmesiyle benim 39 yıl önce başladığım meslekteki artık çalışma şartları ve kuralları bugün geçerli değil. Bunlara adapte olmanız lazım. Bunlara adapte olabilmeniz için de aslında kurumsallaşma, dediğim gibi bu kadar kalabalık, bugün 100 kişinin üzerindeki bir çalışan kadrosundan bahsediyorum. İnsandan bahsediyorum. Ve gerçekten o kurumsallaşmaya mecbursunuz. Mecbursunuz. Zaten başka türlü bir lüks değil yani kaos, tercih de değil. Kaosun içerisinde bırakacaksınız kendinizi. O kurumsallaşma orada şart olmuş oluyor. Ama burada benim sizin dediğinizden anladığım aslında kurumsallaşmaya, yalnız sen bir tane düzeltin, kurumsallaşacak bir noktada kurumsallaşmış bir büroya gitmenin ilk adımı aslında bu işi ideal senaryoda tek başına yapmamak, belki bir ortakla başlamak bir çalışma hayatına da diye anlıyorum ben mesela. Doğru. Aynen öyle. Pekala. Peki şeyi sormuş olayım, yani siz de çok bahsettiniz az önce, portföyünüzde sadece Türk müvekkiller değil, çok ciddi bir yabancı müvekkil kitlesi de mevcut. Ve birçok meslektaşımızda aslında bir kariyer planı bu. Yani birçok meslektaşımızda gene sadece Türk müvekkillerle değil, aynı zamanda yabancı müvekkillerle çalışmak istiyor, onlara hizmet sağlamak istiyor. Ama burada tabii belli zorluklar var. Her zaman çok da kolay olmuyor yabancı müvekkile ulaşmak. Siz burada ilk yabancı müvekkilinize nasıl ulaştınız ve bu konuda yine bugünkü meslektaşlarımıza, bu alana girmek isteyen meslektaşlarımıza vereceğiniz tavsiyeler var mıdır? Ya yabancıya ulaşmak diye ben aslında bir şey bilmiyorum. Yani çok kolay ulaşabilirsiniz. Hani bugün eğer avukat olmadığınızı düşünün. Yani yabancıyla tanışmak istiyorsanız Sultanahmet'e giderseniz orada da tanışabilirsiniz. Bugün yabancı avukatlarla tanışmak isterseniz Londra'ya gidersiniz. Randevunuzu alırsınız. Çok da medeni insanlar. Değişik ülkelerde, Avrupa'da dahil olmak üzere yabancı avukatlarla tanışırsınız. Türkiye'den geliyorum. Eminim siz de bunları yapmışsınızdır. Değişik yerlere gittiğinizde randevu almanız mümkündür. Kendinizi tanıtırsınız. Belli konularda işbirliği yapabilir miyiz dersiniz. Gidin. Şimdi avukatlık bürolarıyla da çünkü başlıyor bu, yani yabancıya ulaşma, müvekkile ulaşma. Yani müvekkili ne yapacaksınız, gidip de atıyorum büyük bir şirketin yapabilirsiniz. In-house counsel'ını da arayabilirsiniz de onu yapmak yerine kendi meslektaşınızı, sizinle eşit olan yurt dışındaki bir avukatlık bürosundaki bir associate'i, bir partner'ı, bir counsel'ı arayabilirsiniz yani. Buradan başla. Buna ulaşmak sorun değil bence. Yani bugün konu o değil. Konu ulaştıktan sonra ne yapacağınız? Doğru. Ben açıkçası ondan sonrasının konuşulmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde kendinizi tanıttınız, ettiniz de bundan sonra işte aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Yani biraz işi yapmak da oluyor. Ben dedim ya, bu işin birincisi çalışmak da oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz işte konuşmamın değişik bölümlerinde hani hukukçunun ihtiyacı olan şeyler dedik, bilgi dedik, işte eleştirel düşme ve bunları doğru kullanıp ondan sonra o tanıdığınız kişilerle bunu ilerletmeniz gerekiyor. Yani bu iş uzun bir yolculuk, bir maraton ve o maratonun içerisinde siz tanıdığınız kişilerle devamlı bir yerlere ulaşıyorsunuz. Yabancıyla tanıştınız. Onu kendinize, onun size güvenmesini sağlamanın yolu iyi iş çıkartmanız. Onunla iyi iletişim kurmanız, geliştirebilmeniz. Bu hem dostluk anlamında olacaktır ama aynı zamanda da iş. Sadece dostlukla bir yere varamazsınız. Bir yerde tanışırsınız. Çok da iyi dost olursunuz. İstanbul'a geldiğinde Boğaz'da bir de Boğaz turu yaptırırsınız güzel. Arkadaşlığınız daha da ilerleyebilir. Fakat ondan sonra nasıl iş ürettiniz? Dürüst zamanında efendime söyleyeyim mükemmele yakın veya mükemmel olmasa da doğru konulara temas eden
iyi bir mütalaa verdiniz, iyi bir hukukçuluk yaptınız. Bulur sizin başarınızı ve devamlılığını sağlayacak olan, başka yerlere sizi taşıyacak olan. Dolayısıyla bence yabancıya ulaşmaktan ziyade ulaştıktan sonra ne yapacağını ve ne şekilde bunları genişleteceğini düşünmek daha önemli. Çünkü bir yerden başlamak mümkün olabiliyor. Ondan sonra gerisini getirebilmek önemli. Çok doğru diyorsunuz. Peki yine başka bir konuya atlamış olayım. Bildiğiniz gibi hukuk alanında ciddi bir şekilde bir teknolojik gelişim var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bu alanda hem bazen hukukçuları, bazen doğrudan hukuk hizmetinin faydalanıcılarını hedefleyen bir sürü teknoloji gelişti. Türkiye'de dediğim gibi belli başlı artık ilerliyor bu konuda işler. Siz mesela halihazırda ofisinizi yeni teknolojiye, yeni çağa nasıl ayak uydurmasını sağlıyorsunuz? Nasıl adapte ediyorsunuz bu noktada? Öyle kullandığınız teknolojiler var mı? Bana bilmediğim yerden soru sordunuz. tabii ki şöyle, gerçekten bilmediğim yerden soru. Şimdi teknoloji konusu yani AI ve artık hukuka girdiğini düşün dünyada biliyoruz. Yani Türkiye'de de hukuk teknolojisinin şey yapan, üreten şirketler de var. Türkiye'de bu kaçınılmaz bir şekilde geliyor. Yani deve kuşu gibi kafayı kuma gömmenin anlamı yok karşımızda. Biz de bunu takip ediyoruz. Fakat şu anda hani bunun doküman yönetiminin, ki doküman yönetimi çok önemli bir şey. Hani dışında çok böyle AI tarzında bir şey zaten uygulamamız yok. Fakat buna yönelik araştırmalarımız, çalışmalarımız var. IT'den sorumlu bir partnerimiz var. O partnerimiz yani bizleri de update ediyor. Kendisi de gerçi bu aynı zamanda da öğrenerek ilerliyor tabii ki. Şeyin gerisinde kalmayacağız. Yani Paxo olarak neyi gerektiriyorsa çağın gereklerine adapte olmak, geçmiş 30 yıla yakın süre içerisinde de bu oldu. Öyle devam edecek. Peki o noktada şunu sormuş olayım. Bu teknolojilerle beraber aslında şey korkusu da var. Acaba bu teknoloji, yeni teknolojiler işimizi alacak mı? Yapay zeka bizi mesleksiz bırakacak mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir 10-20 yıl sonra kendi ofisinizi mesela nasıl sektör hazırlamış oluyorsunuz bu anlamda? O konuda danışmanlık alacağız. O konuda bu işi bilen genç hukuk teknolojisini ve ileriyi daha iyi, hani kendisi de o konuya daha yakın olduğu için bilen kişilerden de danışmanlık alacağız. Evet, kendimize göre belli şeylerimiz var. Fakat hukuk, biraz önce konuştuk, akıl yürütme, mantık, muhakeme dediğimiz şey. Hani ben belki biraz hukuka tabii ki çok yıllar önce başlayan bir kişi olarak hala onun insan merkezli bir şey olduğunu bir yerinde düşünüyorum. Tabii ki çok farklı hukukta bugün junior avukatlarımızın yaptığı şeyler var. İşte due diligence dediğimiz şeyler. Bunlar çok stajyerlerimizin yaptığı şeyler. Değişecektir bunlar ve bunlarda farklı bir model oluşacaktır. Bunları da dediğim gibi o danışmanlıkla biz de kendimizi o noktalarda hazır tutmak yönünde en azından şeyimiz var. Açık yürekliğimiz var. Hani ben kendi bürom adına onu söylüyorum, ortaklarım adına onu söylüyorum. Biz bu işe başladığımızda, hani ben başladığımda daktilo da vardı. Sonra word processor vardı, sonra bilgisayar vardı, fax vardı. Hepsini o süreci gördük. Yani bunların hepsi bir teknoloji şeydi. Hepsinin takibi. O zamanlar onlara baktığımızda çok zor şeyler geliyordu. Çalışma şeklimizi değiştirdi. Çok hayatımıza kolaylıklar getirdi. Eminim ki bundan sonraki teknolojik gelişmeleri de öyle görmek lazım. Ve bunun şunun bilincindeyiz ki bundan sonra çok daha hızlı olacak. Yani eskiden çok daha yavaş giden o ilerleme, bu dijital dönüşüm dedikleri şeyle ve yapay zeka ile hızı, belki bu benim gördüğüm ve kendi meslek hayatımda işte 40 yılda gördüğüm değişikliklerin daha ışık hızıyla geliştiği bir dönem önümüzde var. Bunun gerisinde olmamamız gerektiğini biliyoruz. Ama yine de biraz da pozitif, olumlu bakıyorsunuz, iyimser bakıyorsunuz o nokta. Yani gelecek teknolojilerin bizi meslekten etmek yerine tam tersini işlemimizi hızlandıracağını. Nasıl bu zamana kadar bu alanı hizmet ettiyse buna hizmet etmeye devam ediyoruz. Öyle düşünüyorum, evet. Peki şunu sormuş olayım. Şimdi bugün geldiğimiz noktada hala dediğiniz gibi bir fil çok yoğun bir şekilde çalışmaktasınız. Ama eminim geleceğe yönelik de kendiniz için veya ofisiniz için planlarınız vardır. Şu anda böyle gündeminiz olan, yapmak istediğim, yapmaya çalıştığım şeyler budur dediğiniz bir şeyler var mı? Yani hukuk bürolarının genel yapısına baktığınız zaman bizim gibi işte belli bir sayıya ulaşmış full service dediğimiz, hani
iş dünyasının ihtiyacı olan banka, finans, rekabet hukuku, şirket birleşmeleri, tahkim, dava, avukatlığı, enerji, altyapı projeleri, sermaye piyasaları hukuku, halka arzlar, bunun içinde iş hukukunu da tabii ki söyleyebiliyoruz. O da çok önemli bir parçası. Yani gayrimenkul hukuku. Bunları bir şey yapan grup, 100 kişilik oluşmuş bir bugün bizim gibi firmalar diyelim. Tek bir hedefi var, bir kere daha da genişlemek ve büyümek. Ve çünkü müvekkil beklentilerimiz, müvekkillerin bizden istedikleri şeyler hep daha talepkar oluyor. Artık mükemmeli yakalamak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. Elinize gelen işlerin büyüklüğü ve ciddiliği diyelim, onu gerektiriyor. Zaten hukukçuluk mesleğinin de gereği o. Yani küçüğü büyüğü yok. İşte konuşmamın başında söyledim. Türkiye'nin her bir yerinde elimde çanta dava avukatlığı yaptığımı, yani duruşmalara girdiğimi, duruşma kapılarında beklediğimi, o zaman çok daha iptidai şartları içerisinde uyapın olmadığı vesaire, bunları bir hatırlarsanız duruşmaya gidip işte rapor gelmedi, hakim yok, geri dön şeklinde de İstanbul'a şeyleri yaşadığım bir dönem oldu. Ama şunu söyleyeyim ki bugün geldiğimiz yerde evet büyümek ve bu büyümenin de gereklerini yapmakla mükellefiz diye düşünüyorum. Yani hedefiniz, planınız nedir diye söylediğinizde bana evet bugün yurt dışına biz yani yabancı örneklere bakıyoruz. İngiltere'de, Amerika'da hukuk bürolarının geldiği yere bakıyoruz. Tekerleği yeniden keşfetmek hiçbir zaman öyle bir niyetim olmadı. Zaten keşfetmişler yani. Belki hukuk teknolojisi farklı bir şey olabilir. Siz o tekerleği gençler olarak keşfediyorsunuz. Biz de ondan yararlanmış oluyoruz. Ama yurt dışında yapılan modeller, o modellerin Türkiye'de de başarılı olmaması hiçbir sebep yok. Bizim büromuz da bunlardan bir tanesi. Türkiye'de onu o standartlarda yapmayı hedefleyen, her zaman büyümeyi ön planda tutan, uzmanlaşmayı ön planda tutan bir büro olarak devam etmek istiyoruz. Tabii ki biraz önce altını çizdiğiniz bu teknoloji, yani dijital dönüşüm bir noktada Paksoy'un benimseyeceği ve günlük hayatının içinde olacağı bir araç olacaktır. Bir de bu hani şeyimizin içinde, hedeflerimizin içinde olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel. Aslı Serdar Bey, röportajımızın sonuna geldik. Ama kapanış yapmadan eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Böylece Kariyer Söyleşileri programımızın sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.